Sevgili izleyiciler, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinden hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azad olma iklimlerini barındıran 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in o ilk ikliminden çıkıyoruz. Bugün 10. sahura niyet edeceğiz nasip olursa. İnşallah mağfiret iklimini, rahmet iklimini liyakatli bir şekilde tamamlamış oluruz. Ve inşallah rahmet iklimi bizi mağfiret iklimine taşımış olur. Herhalde rahmet, Allah Teala'nın ihsanı, rahmeti. Dünya kirlenmemek mümkün değil. Tevvab ismi şerifiyle Allah Teala'nın tanışmak için de yani hastalandığımız zaman Şafi ismi şerifiyle tanışırız. Ama bazı günahlarımız olur. Bu defa Tevvab ismi şerifiyle tanışırız. İlk 10 gün Allah Teala'nın ihsanıyla bu günahlar, hatalar ve kalbimizde bırakmış olduğu izler, kirler, onları Allah Teala demek ki temizliyor rahmetiyle. Mağfiret iklimi yani bağışlanma iklimine bizi alıyor. İnşallah bayramı da bize gösterir, bayrama ulaşmayı da bizi nasip eder. Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e "Ey Ömer, beni ne kadar seviyorsun?" diye sordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh fıtratın diliyle hepimizi adeta temsilen "Ya Resulallah, canımdan daha çok canım hariç her şeyden daha çok seviyorum." Yani bir insan hayatta kalmak için yani kaybedebileceği ya da verebileceği en son şeydir can. Bütün varlık hayatta kalmak için uğraşır. Onun için de Hazreti Ömer radıyallahu anh "Canım hariç her şeyden daha çok seviyorum ya Resulallah." dedi. Efendimiz buyurdular ki "Olmadı ey Ömer. Canından da daha çok seveceksin." Hazreti Ömer radıyallahu anh o an "Ya Resulallah, şu anda seni canımdan da daha çok seviyorum." dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer'in elini tuttu. "Ömer, şimdi oldu. Şimdi oldu ey Ömer." dedi. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de peygamber müminler için canlarından daha azizdir. Veya Tevbe suresi 24. ayet-i kerimede o mallarınız, efendim çoluk çocuğunuz, eşiniz, kesata uğramasından endişe ettiğiniz mallarınız, her şey dünya adına ne varsa bunlar eğer size Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda mücadele etmekten daha sevimli geliyorsa o zaman Allah'ın hükmü gelinceye dek bekleyin. Sevgili Peygamber Efendimiz, ona karşı duyduğumuz sevgi şu manaya gelmez ki biz başka hiçbir şeyi sevmeyeceğiz. Neyi seversek sevelim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı onun üstünde seveceğiz. Neye karşı sevgi besliyorsak besleyelim, en çok Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı seveceğiz. Efendim bugün çok kıymetli bir misafirim var yine ve inşallah imsak vaktine kadar kıymetli hocamla, Masum Vanlıoğlu hocamla birlikte olacağız. Muhammed Masum Vanlıoğlu, kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ramazan-ı Şerif'in 10. günü yani 10. gününe giriyor olsak da yine de hayırlı Ramazanlar dilemeye devam ediyoruz biz. Bu biraz da çok sevdiğimiz birisine daha ne var ne yok. Hoş geldin. Yani bu hoş geldin o kadar çok olur ki bu misafir olarak geleni çok sevdiğimizin bir göstergesidir. Aradan yarım saat geçer yine de Allah razı olsun ne iyi ettin geldin diye. Biz de Ramazan-ı Şerif'e herhalde böyle bir çocuksu bir sevgi ya da imanımızın gereği böyle bir muhabbet besliyoruz ki kimle karşılaşırsa karşılaşalım hangi gün olursa olsun Ramazanınız mübarek olsun diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sizin de Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Milletimizin, bizi izleyen bütün dostlarımızın, dinleyenlerin hepsinin Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun. Gerçekten Ramazan-ı Şerif ifade buyurduğunuz gibi hasretle beklediğimiz, farklı bir heyecan duyduğumuz mevsim. Yani o hasretle beklenen yolcu var ya, o yolcuya nasıl her gelişinde benim şimdi böyle gözümün önüne geliyor. Bazı yerlere gittiğimizde döndüğümüz zaman
bazı sevenlerimiz, büyüklerimiz defalarca sarılırdı. Böyle bir sarılır, biraz oturur, sonra kalkar tekrar bir daha sarılır. Sonra biraz daha sonra tekrar kalkar sarılır. O tabii farklı bir muhabbet. O aradaki uzun zaman diliminin telafi edilme mücadelesi. Rahmetli anneanneciğim köye gittiğimizde öyle yapardı. Yani böyle bir kanatları arasına bizi bir alırdı, böyle bir sıkardı, sarılırdı filan. Az bir zaman sonra tekrar aynısı olurdu. Biraz sonra... Altınıza minder koyar, sırtınıza yastık koyar. Bütün her istediğiniz yapılır böyle. O bambaşka bir şey. Geldiğiniz yerde bu kadar yüksek iltifat yok. Burada iltifat olunca bu sefer siz de gitmek istemiyorsunuz. Ramazan-ı Şerif de inşallah gitmek istemez. İnşallah. Bizimle hani zaman içinde zaman yaratır Mevla Teala. Böyle bereketli bir şekilde bizi terbiye eder. Mağfirete eriştirir. Amin. İnşallah kardeşlik duygularımızı pekiştirir. Gidecekse de öyle gider. İnşallah. Kıymetli hocam bir ayet-i kerimenin mealini takdim edeceğim müsaade ederseniz. Allah. Âl-i İmrân suresi 103. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hep birlikte Allah'ın ipine, İslam'a, Kur'an'a sımsıkı sarılın, parçalanmayın, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Bu ayet-i kerimede bahsedilen kardeşlikten yola çıkarak nasıl kardeş oluruz, olabiliriz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. Çokça bilinen, değerli izleyicilerimizin de bildiğim ve çokça okunur. Camilerde de hoca arkadaşlarımız okur. Hadis-i şerifin başlangıcı böyle gerçekten kardeşliğin nasıl olduğunu net bir şekilde ifade eder. La tebâgazû diye başlar. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Devamında birbirinizden nefret etmeyin. Devamında birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Bu cümlelerle gelir hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insanda diğer insanı uzaklaştıracak olan vasıfların tamamını sıralar. Yani buğz etmek, haset etmek, kötü düşünmek, nefret etmek, birbirine sırtını dönmek. Yani birbirinize sırtınızı dönmeyin. Bütün bu vasıfları sıraladıktan sonra bunların neye zarar verdiğini anlatıyor. Çok net bir dille. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Kardeş olun. Şimdi bunu böyle düşündüğüm zaman mutlaka değerli dostlarımız da o şekilde düşünüyor. Demek ki kardeşliğin gerçekleşebilmesi için ister biyolojik kardeşlik olsun, yani aynı anneden babadan olma olsun, isterse din kardeşliği olsun, arada bu bahsedilen kalbin kötü huyları olmamalı. Bunlar kalp hastalıkları biliyorsunuz. İmam Gazali Hazretleri İhya Ulumiddin'inde kalbin hastalıkları sıralamasında bunları anlatır. İnsanın da en çok zorlandığı işler bunlar. Yani bir bahane bulur buğz eder, bir bahane bulur nefret eder, bir bahane bulur haset eder. Bunları denetlemek çok zor. Ama kalp de meyyal buna. Kalp bunlara meyyal çünkü o içinde bir şeyler tutuyor, bir kısım vesveseler kuruyor. İnsan bunlardan kurtulabilmek için yüce yaratıcıya sığınması gerekiyor. Çünkü hani kalbi yönetemiyoruz. Birisi var, sevmek istemiyoruz onu belki, fakat seviyoruz. Yani niye seviyorum diye bazen insan kendi kendine soruyor. Çok olur ya hani bu genç kardeşlerimizde özellikle. Veya sevmesi gerekiyor ama nefret ediyor. Şimdi kalbi yönetmek çok zor olunca, demek ki bu yönetilemeyen
kalbin bir kısım rahatsızlıkları en büyük sıkıntıyı doğuruyor. Kardeşliği bitiriyor. Şimdi insanın hasedi olduğu zaman, kini olduğu zaman, buğzu olduğu zaman, nefreti olduğu zaman o insanın diğer kişiyle bir yere gelme şansı yok. Orada bambaşka bir şey oluyor. Haset onda olmasın. Bende yok, onda da olmasın. Bu bambaşka bir kıskançlık hastalığı. Bu hem toplumsal yapıyı bozuyor, hem de o haset edenin de iç dünyasını mahvediyor. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor malumunuz. El hasedu ye'kulul hasenat kema te'kulun naru el hatabe. Haset bütün güzellikleri alır götürür. Tıpkı ateşin odunu yakıp götürdüğü, bitirdiği gibi. Şimdi aslında şimdi kendi kendini de yakıp bitiriyor insan. İnsanın aslında en büyük talihsizliği şu: bir müddet sonra öfkesi, kini ve nefreti sebebiyle çevresinde kimse kalmıyor. Evet. Yalnızlık onu bambaşka bir aleme mahkum ediyor. Yani kızdım, buna kızdım, buna buğz ettim, ondan nefret etti, buna sırtını döndü, bununla oturmayacağım. Kiminle oturacağız? Sonra kedilerle mi yaşayacağız, köpeklerle mi yaşayacağız? Tamam, onlar da bizim hayatımızın bir parçası. Onlar da bizim için değerli. Ama insan varken, yani insanın değeri hiçbir tanesinde yok. Şimdi insan derdini ve kederini kardeşiyle paylaşır. Hani Akif merhumun güzel bir beyti var. Gel yolcu, beraber oturup ağlaşalım. Elemin bir yüreğin kârı değil, paylaşalım. Şimdi benim içimde kalırsa olmuyor. Size anlatırsam sizden böyle tatlı bir bakış, yüreğinizden belki bana bir acıma hissi gelince durum farklı yere geçiyor. Ben rahatlıyorum. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşliğin oluşması için bu bahsedilen kötü huyların terk edilmesini emir buyuruyor. Yani şöyle demiyor, yani isterseniz filan, yok. Bunları terk edin. Yani ciddi bir yasak var orada. Müminler, sakın buğz etmeyin, sakın haset etmeyin, sakın nefret etmeyin, birbirinize sırtınızı dönmeyin, birbirinizden nefret etmeyin. Bunları bırakın ki kardeş olasınız. Hani bizim Ömer Karaoğlu değerli dostumuzun güzel bir şeyi var, sahabeler diye, siz onu çok iyi bilirsiniz, bir ezgisi var. Evet. Mesela orada benim bayıldığım cümleler var. Allah için buğz edip Allah için severek, muhabbet boyasıyla boyanıp ülfet oldular. Şimdi Allah için buğz etmek yasak değil. Allah için sevmekse sevgilerin en yükseği. Şimdi bunu yakalamamızı istiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani hocam, buğz etmek de insan fıtratında olan bir şey. Kesinlikle. Ya bazen bir ihtiyaç. Fakat bunları doğru yerde kullanmazsak, bu buğzu işte din kardeşimize, efendim aynı toplumda yaşadığımız komşumuza, efendim akrabalarımıza, önce böyle başlıyor. Evet. Fakat buğz etmeyi öğrenen kalp kendi evini, yuvasını kurduğu zaman abisine, ablasına, kardeşine buğz ediyor. Hatta öyle bir nokta oluyor ki baba evlat küs yaşıyorlar. Anne kız maalesef küs yaşıyorlar. Maalesef. Bu aslında sevgili Peygamber Efendimiz'in, yani biz Efendimiz'in bu nasihatini, yani buğz etmeyin, birbiriniz aleyhinde konuşmayın, bu nasihatleri toplumu ayakta tutmak için söylenmiş gibi, hikmeti böyle olsa da bir insanın hayatını cehenneme çevirmemesi için. Çünkü bir şeyi öğrendikten sonra kalp onu sadece yabancıya yapmaz. Kesinlikle. Kendi çocuğuna yapar, kendi yuvasına, kendi ailesine. Buradaki tabii ifade buyurduğunuz kısım gerçekten çok önemli. İnsan yani
nefret etmeye, haset etmeye, birilerini dışlamaya alıştığı zaman o genişlemeye başlıyor. Çünkü bir müddet sonra bazı başarılar yakalıyor insan. Onu kendinden biliyor. Evet. Diyor ki bak, ben ne kadar güzel konuşuyorum. Ben ne kadar zeki bir adamım. Ne kadar zeki bir kadınım. Ne kadar güzel bir kadınım. Ne kadar güzel bir... Şu başlıyor sıralamaya. İşte bak, kafam çalışıyor. Büyük servetler kazanıyorum. Yine kafam çalışıyor. Önemli makamlara geliyorum. Bana böyle davranılamaz. Şimdi önce arkadaşlarının davranışı onu rahatsız ediyor. Beni adam yerine koymuyorlar diyor. Bir müddet sonra ifade buyurduğunuz gibi alışkanlık başlıyor. Eve sirayet ediyor. Evdekilerin huzuru kaçıyor. Kardeşlik hukuku, öz kardeşi, din kardeşliği değişmeye başlıyor. Gerçekten burada en çok unutulan husus ne oluyor? Nefis muhasebesi yapmıyor. Çünkü bütün bu vasıfların sonucu kibirle alakalı. Evet. Yani neden buğz ediyor? Bir kibir var. O kim yani? Ben varken neden ben o? Var, o? Aslında kim? Kıymetli hocam, en başa gidelim. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı tabii, an, şeytan aleyhillâne, secde hususu. Tabii. Neden ben değil de o? Oysa ki aslında Hazreti Allah Teala'ya, yani Allah Teala'yı biliyor, büyüklüğünü biliyor ve şöyle diyor: beni yarattığın bu yaratman, o yaratmandan daha üstün. Yani ben üstün değilim ama beni ayet-i kerimede ifade buyurduğunuz gibi halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın ya Rabbi. Nasıl? Yani sanki yüce yaratıcı onu bilmiyor mu? Haşa ve kella. Haşa. Yani bu bir yere geliyor. Yani şeytanın o kıyası, mantık yürütmeye çalışması insan tarafından da gerçekleşiyor. Halbuki insan şunu unutuyor: hayata neyle bağlıyız? İşte başında ifade buyurdunuz, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin, Efendimiz aleyhissalatü vesselamla olan o güzel görüşmesinde, insan canından çok, hani hiçbir şeyi sevmez, her şeyden kıymetli canı. Eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı canından çok severse gerçekten kamil mümin olabiliyor. Ama o can neyle bağlı? Bir pıhtıyla bağlı. En güçlü hatipler bir pıhtıyla bitiyor. Evet. En güçlü bilekler bir pıhtıyla bitiyor. En keskin gözler bir pıhtıyla bitiyor. İnsan kendindeki varlığı kendinden bildiği an böbürlenme ve kibirlenme başlıyor. O zaman da kaybediyor. İnsanın kaybetmeye başlaması o kibriyle birlikte önce o yakınlarını kaybederek. Yani şimdi düşünüyoruz mesela, hepimizin için, hepimiz uzun bir hayat yaşıyoruz zannediyoruz. Geriye dönüp baktığımızda ne kadar insan biriktirebilmişiz? Herkesin bir kumbarası var. Eskiden evlerde kumbara vardı. Şimdi onun yerine işte bankalarda hesaplar var. Banka hesaplarında insanın servetinin karşılığı nedir? Sıfırlardır. Evet. Kimininki 3 sıfırlı, kimininki 5 sıfırlı, kimininki 10 sıfırlı, fark etmiyor. Netice itibariyle bir tek önümüzde sıfırlı bir hesap bilgisi var. Halbuki eskilerin bize öğrettiği ölçülerde her köyde bir evin olmaz ama her köyde bir evin olsun sözü var. Yani öyle bir dostluk ağı oluştur ki her yerde bir kardeşin olsun. Gittiğin yerde dışarıda kalma. Oraya gittiğinde seni baş tacı etsinler. Onlar gelince de sen de onları baş tacı edin. Bunu kontrol etmenin yolu insanlarla olan ilişkilerimizde bu haset, kin, nefret duygularını yönetebilmek. Aksi takdirde bu şey devreye giriyor. İnsan için enaniyet devreye giriyor ve bu enaniyet insanı koparıyor toplumdan. Gerçekten şöyle bir çevremize bakalım. Her birimiz baksın. Bizi izleyen kardeşlerimiz de baksın. Ne kadar insanla münasebetleri kopmuş. Yani
ben, siz, o, bu fark etmez. Herkes kendine sorsun, nefis muhasebesini yapsın. Hatta şöyle yapabilir miyiz hocam? Belki onda zorlanabiliriz ama bize kaç insan dokunabilmiş kalbimize? Ben 54 yıllık bir ömür düşünüyorum. Kimlerden etkilenmişim? Beni nasıl etkilemişler? Her defasında anlatırım. Allah rahmet eylesin. Abdullah Dede diye bir dedemiz vardı. Küçük olduğum için o belki babamın yaşındaydı ama bana Abdullah Dede derdim. Camiden çıktığımı gördüğü zaman elimden tutardı. Ayrılırken de bir 2,5 lira verirdi. Bazen 5 lira, bazen 2,5 lira. O zaman bir tane lokum, 2 tane bisküvi alır, arasına koyardık. Şimdi ben camiden çıkınca Abdullah Dede beni görsün diye yavaş giderdim. Küçüğüm. Büyüdüm ve başka çocuklar için Abdullah Dede olmaya çalıştım. Şimdi Abdullah Dede belki bunu yaparken herhangi bir hesap yapmamıştı. Ama benim hayatımda önemli bir isimdi. Efendim bir dersimize, meslek dersi İmam Hatip Lisesi'nde okuyordum. Kıymetli hocalarımdan biri bir hafız getirmişti. Hafif böyle bir de hani sünnettir de bir sürme. Kur'an-ı Kerim okuyordu. Okurken ağlamıştı ve gözyaşları böyle buradan siyah gözyaşları akmıştı. Kur'an okurken ağlayan birini görmüştüm. Mesela o beni etkilemişti. Böyle bize dokunabilen belki 3-5 kişidir. Yani. Kesinlikle. Biz kaç kişiye acaba böyle onun hayatında müspet ya da menfi? Müspet olanlarını hatırlamak belki hani insanı bir yönde mutlu ediyor da acaba menfilerle karşılaşınca ne olacak? Rahmetli babam Ahmet Vanlıoğlu Hoca Efendi uzun müddet İstanbul Müftülüğü'nde müftü vekilliği, müftü yardımcılığı görevinde bulundu. Bazı yerlere gittiğimizde karşısına birileri gelirdi böyle. Hocam ben sizin zamanınızda İstanbul Müftülüğü'nde imtihana girdim deyince böyle bir irkilirdi babam rahmetli. Şimdi o karşıdaki kişi, hocam sizin delaletinizle, rehberliğinizle ben başarılı oldum, bu vesileyle de görev yapıyorum deyince böyle bir salardı kendisini, rahatlardı. Şimdi insan gerçekten kardeşlik duygusunu, insanların birbiriyle kaynaşabilmesini bir anda başarma gücüne sahip değil, ancak dokunan kişilerle yola çıkıyor. Fakat bir şey var burada. Bize erbabı tasavvuf, gönül dostları şunu öğretiyor. Ne kadarını alabiliyorsak, evet. Ne kadar insan biriktirebiliyorsunuz? Yani paramı biriktireceğiz, arabamı biriktireceğiz, makam, ne biriktireceğiz? İnsan biriktirebilmeyi başaranlar başarılı. Siyasette de onlar başarılı. İlmi hayatta da onlar başarılı. Hele bugün mesela sosyal medya kullananlara bakıyoruz. Takipçi sayısını çoğaltmaya çalışıyorlar. Evet. Sonuçta insan biriktiriyor. Tabii insan biriktiriyor. Müsbet, menfi fark etmiyor. Biz tabii ki müsbet manada insan biriktirme gayreti içine gireceğiz. Ticarette de öyle hocam. Ticarette de öyle. Yani ahlaklı bir ticaret. Kesinlikle. Küçücük bir bakkal, küçücük bir köfte dükkanı. Ama bakıyorsunuz 30 yıl boyunca sürekli onun müşterileri istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Evet. İnsan biriktirebilmenin temel vasfı insanı kucaklayabilen vasıflara sahip olmak. O da işte nefret, kin, çabuk dışlamamak, çabuk silmemek. Yani olabilir yani insanız, kızabiliriz. En büyük problem hayatımızın içinde o nefret duygusu, ben affetmem duygusu, kesinlikle bana yapılan unutulmaz duygusu. Ne elde edeceğiz? Yani şöyle düşünelim. Bir insan birisine nefret besliyor. Fark etmiyor. Hepimiz insanız ve kardeşiz. Allah bizi bu şekilde yarattı Celle Celaluhu. Nefret besliyor. Bir yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl. Ondan mahrum oluyor. Bundan daha kötü bir durum var mı? Ve içinde sürekli o manevi kirliliği taşıyor. Taşıyor. Bir de hem kirliliği taşıyor hem o kirlilik onu ben bundan diye böyle bir öfkeyle dolduruyor. O öfke dolduğunda daha kötü bir hale geliyor. Öyle gördüğümüz, öyle tanıdığımız insanlar oldu ki yıllarca
aynı binada kalıyorlar, abi kardeş, birbiriyle görüşmüyor. Yıllarca aynı apartmanda oturuyorlar, altlı üstü kapısından geçiyor, kardeşi hasta yatıyor, kardeşi ölüm döşeğinde selam vermiyor. Ne elde edecek? Vefat ettikten sonra kardeşinin cenazesine geliyor. Değeri yok ki. Değeri yok. Yani hayattayken pişman olmak. Burada da en önemli vazife büyüklere düşer. Küçük, o zaman Kıymet Hocam biz yapar. Kardeşliğin manasını tam anlayamıyoruz. Yani hani kardeşlik ne demektir? Efendim din kardeşliği, gerçek kardeşlerimiz, aynı milletin fertleri olarak kardeşliğimiz. Kardeşliğin ne kadar gerekli olduğunu bilmediğimiz için onun için de önemsemiyoruz. Şimdi şöyle bir sıkıntı var burada. Biz sanki şöyle bir yanlışa bizi alıştırdılar. Kardeş kardeşin olmasını da istemez, ölmesini de istemez. Zaman zaman kullanıyorlar bunu. Bu tamamıyla İslam dışı bir tabir. Olabilir, kardeş hata yapabilir. Biz onu affetmeyi, o da bizi affetmeyi bilmeli. Ne yapalım? Yani insanız, her an melek olma şansımız yok ki. Biz melek değiliz. Hata bizim için. Çünkü hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlar hata yapar buyuruyor. Ama hata yapanların en hayırlıları tevbe edenlerdir. Kardeşiyle arasında geçen bir sıkıntıyı, din kardeşiyle, öz kardeşiyle bir şekilde üzerinden kaldırmaya çalışacak. Dönse dese ki ben hata yaptım veya bunu diyemiyorsa selam versin. Neticede buluşma çaresi olur bu. Anneler, babalar çocuklarıyla, çocuklar anneleriyle, babalarıyla konuşmuyor. Böyle tanıdıklarımız oldu. Babasıyla konuşmuyor. Babası vefat ediyor. 20 yıl sonra babasının cenazesine geliyor. Kabri. Baba da onun peşinde koşuyor, ağlıyor. Annesi vefat ediyor. Annesinin cenazesine geliyor. Ben şöyle duruyorum tabii. Gelene kimse git diyemez. O ayrı bir konu. O onun babası, annesi. Hayattayken konuşmadı ama geldi. Fakat oradaki pişmanlığı telafi edebilecek ne var? Hiçbir şey yok. Yani şöyle bakıyorsunuz insan olarak, acaba bu hasrete nasıl dayanmış? Yani kendi açısından belki şey yapmayabilir ama bir annenin, bir babanın yaşadığı gönül kırıklığı. Hocam, başka bir noktadan şimdi bakmanızı istirham edeceğim. Çünkü siz anlatırken, ben anlatırken ben daraldım. Çok ciddi sıkıntı çünkü insanın kendi iç dünyasında nasıl halledeceğini de bilemiyor. Sürekli kendine hak veriyor. Ama şöyle bir şey var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i Allah Teala bize anlatırken o size çok düşkündür buyuruyor. Sizin başınıza gelen herhangi bir şey onu fazlasıyla üzer. Kesinlikle. Şimdi kardeşime, arkadaşıma ya da bir yanlış bir şey oldu. Onu bağışlama, affetme hususunda ya da ona iyi davranma hususunda Peygamber Efendimiz'in huzurunu düşünerek yapsam, bir adım atsam, bu adımım aynı zamanda büyük bir ibadet olmuş olacak. Kesinlikle. Çünkü karşımdaki insan acı çekiyorsa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzülüyordur, inciniyordur. Çünkü sizin başınıza gelen herhangi bir şey onu fazlasıyla üzer. Bir de bunu söyleyen Allah Teala. Kesinlikle. Şimdi bu, tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olsaydı, ben ne yapardım düşüncesine girdiği zaman insan konu biter. Çünkü hani Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin akrabalarından birisi ki bakımını da Hazreti Ebubekir Efendimiz üstlenmiş. O zatın mali durumu zayıf. Hazreti Ayşe annemize atılan iftira hadisinde devreye giriyor. Ebubekir Efendimiz çok öfkeleniyor, çok üzülüyor ve öfkesiyle kendi kendine bir daha bu akrabamla ilgilenmeyeceğim diye söz veriyor. Ayeti gerime gelip de affetmeyi onlara öğütleyince Allah'ın rahmetini istemez misiniz buyurunca Hazreti Bekir diyor ki vallahi ben Allah'ın rahmetini isterim. Demek ki affedebilmek
Allah'ın rahmetine erişebilmektir. Siz hatırlarsınız, şimdi Beytullah genişletilirken o Osmanlı revakları, Memlükü revaklarının Babus Selam, Selam kapısı girişinin orada bir ayeti kerime yazılıydı. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ. Dedelerimiz öyle akıllı adamlar ki bu ayeti kerimeyi o kapı girişine koymuşlar. Hacının veya ümrecinin ilk defa Kabe'ye girişte o kapıdan girmesi de sünnet. Kapıdaki ayeti kerimeyle müminler o kimselerdir ki darlıkta da, huzurda da, rahatlıkta da Allah yolunda infak ederler. Yetmiyor. Hacca şimdi geliyoruz, Kabe'yi göreceğiz ya. Öfkelerini de yenerler ve insanları da affederler. Öfkeyi yenmek de yetmiyor. Hadi öfkemi yendim, tamam seni affettim. Yok. Öfkeni yenmek için bir de affedecek onu. Affedebilmek için kalpten affetmesi lazım. Evet. Ve Mevla Teala bu kişileri ne olarak vasıflıyor? Muhsinler olarak vasıflıyor. Buyuruyor ki Allah muhsinleri sever. Yani Allah için darlıkta ve bollukta infak edebilmek, Allah için öfkeyi yenebilmek, Allah için affedebilmek. Şimdi hayata bakıyoruz, yıllar geçiyor. İnsanlar üzgün, yalnız, babalar, anneler yaşlanınca yaşayabilecekleri bir huzur evi gibi yer arıyorlar. Çocuklarla münasebet kopmuş, torunlar ayrı bir dünyada veya kardeşler, yeğenler ayrı bir dünyada. İlla tam manasıyla anlaşacağız diye bir kural yok. Kimse kimseyle tam manasıyla anlaşamaz. Çünkü Allah Celle Celaluhu bizi farklı yaratmış. Evet. Parmak izlerimiz, retinalarımız, her şeyimiz farklı. Ama ortak noktalarımız var. İnsan olmanın temel vasfı affedebilmek, ama insan olmanın vasıfları arasında o öfkeyi kontrol edebilecek dostları bulmak da bir vasıf. Orası çok önemli. Sağlayacak. Çünkü yani birine kızdık, o da bize diyor ki bırak onu gitsin, ne hali varsa görsün. Hayır. Biz kızdık desek bile o diyecek ki yapma. Ya kardeşsiniz, arkadaşsınız, dostluğunuz devam etsin. Ya sen babasın, işte sen annesin, sen evlatsın. Bunu söyleyecek. Biz şimdi şöyle nefis muhasebesi yapıp kendimizi suçlu görmediğimiz an, o zaman her şey bize ait olur. Halbuki insan kendi hatasını görmeye çalışacak. O gönül dostlarının insana ilk öğrettiği nedir? Hani tekkelerin, eski tekkelerin, evet, malumunuz, edep ilk ya, terbiye yeri neresidir? Çok affedersiniz, onlara gelenlere tuvalet temizliğini öğretirler, helal ya temizliğini. O nefsin gururu, kibiri, güçlü adam gelmiş oraya. Buraya mı geldin? Peki buyur şurayı bir toparla bakalım. Ya başkasının öyle bir dünya yok. Bir terbiye lazım insana. Sonra da gelince bir oturması gerekiyor da ona bir şeyler anlatacaklar. Şimdi şey geldi hocam aklıma, kusura bakmayın. Estağfurullah. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin hocası ona köyün hayvanlarının bakımını vermiş. Onlardan sen sorumlusun demiş. Belki 6-7 yıl boyunca onlara hizmet etmiş. Hatta şöyle der, bir sokağa girsem, karşı taraftan bir köpeğin, kelbin geldiğini görsem, kenara çekilir, ona yol verirdim. Nefsi terbiye etme, yoksa bizim nefs sürekli yücelmek ister. Yani sevgili Peygamber Efendimiz, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e beni ne kadar çok seviyorsun derken, günümüzde birbirimize kullandığımız, yani hocam sizi çok seviyorum, Allah razı olsun. Bu insanın nefsinin hoşuna gider ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın maksadı o değil. İmanı kamil olsun, mükemmel bir imana sahip olsun. Kesinlikle. Bir mümin. Bu yüzden nefsi terbiye etme insanın kendi iç dünyasında, ben nefsimi terbiye etmek istiyorum. İçimde başka bir Ali var. Biliyorum bir Ali var. Onun ortaya çıkmasını istiyorum. Allah Teala'nın hoşnut olduğu bir insan olmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de benim oturmam, kalkmam, yemem, içmem, yaşamam ve ölümüm Allah içindir.
diyen o beşerlerden, insanlardan biri olmak istiyorum. Şimdi tabii insanın yalnız başına bunu başarması zor. Yani insan zaten ünsiyet kökünden geliyor. Dostluk arayan anlamında. Yani bir yönüyle unutkanlık var biliyorsunuz kelimede. Diğer yönüyle de ilişki kurabilmek, ünsiyet sağlayabilmek, çevresindekilerle bağlantı kurabilme anlamı var. Şimdi biz bu iki yönden hangisini tercih edeceğiz? Unutma yönünü tercih edersek herkesi unuturuz, yalnızlığa mahkum oluruz. Ama dostluk tarafını tercih edersek herkesle kucaklaşırız. Ve çevremiz affedersiniz, çevremiz bir insan ağıyla örülür. Sevilen insan oluruz. Sevmeyi başaramayanın sevilmeye ulaşma şansı yok. Yani insanları sevmeyi başararak ne yapıyoruz? Elimizle mi seveceğiz? Hayır. Eksiklerini görmeyeceğiz. Veya düzeltebildiğimiz kadarını düzeltmeye çalışacağız. Bir de birilerinin çok özür dilerim. Estağfurullah hocam. Birilerinin suyumuzu düzeltmesine fırsat vereceğiz. Yani ben çok zekiyim, işi götürürüm yok. Mutlaka herkesin danışabileceği, gerektiğinde bu da benim başımı oksasa, başımı oksasalar da şu okşanmış başla ben de bir huzur bulsam diyebileceği birine ihtiyacı var. Bu bazen büyük bir abi olur, bazen dediğiniz gibi Abdullah dede olur, bazen benim için rahmetli Hasbi Hoca olur. Ama herkesin ihtiyaç duyduğu birisi var. O zaman ne oluyor? O akıllı insanlar bizim yanlış çıkışlarımızı kontrol ediyor. Bize diyor ki, yani sen direkt yanlışsın demiyor. Sana, senin gibi akıllı birine bu tavır yakışmadı diyor. Ben böyle gençlik günlerimdeyim. Bir yerdeyiz. İşte bir öğrenci velisi geldi. Şöyle bir sert bir tavır gösterdi. Ben de tabii daha tecrübem yok. Öğrenci velisine şöyle döndüm. Sen benim kim olduğumu biliyor musun dedim. Hiç unutmuyorum. 17-18 yaşlarındayız. Evet. Adamcağız benim tefkimden sonra sakin kaldı. Bir şey demedi. O arada sevdiğim bir abi beni gördü. O gittikten sonra bana dedi ki sana göre bir cümle değildi bu dedi. Yani beni kırmadı böyle. Evet. Sana göre bir cümle değildi. Ondan sonra düşündüm. Hakikaten doğru söylüyor. Fakat birinin bunu bana söylemesi lazım. Evet. Benim de bunu alma gayreti içinde olmam lazım. Şimdi bizim kardeşliklerimizde, akrabalık ilişkilerimizde ailenin büyükleri kucaklayıcı olması lazım. Taraflar arasında bir sıkıntı doğduğunda hakemlik yapmak için devreye girmesi lazım. Onun için de aile bağlarının güçlü olması lazım. Onları bir sofranın kenarında birleştirmesi lazım. Hani Anadolu'da bir söz var ya, gevişsiz seviş olmaz. Yani birlikte oturup bir şeyler yersek, bu arada bir şeyler konuşuruz. Konuşuruz. Bunu temin etmek lazım. Biz bu yönümüzü birazcık unuturken modern hayatı bahane ediyoruz. Ben bu kısma katılmıyorum. Modern hayatı bahane etme hakkımız yok. Çünkü akrabalarımızı bir kenara bıraktığımız yerde modern hayatta o kadar çok insanla tanışıyoruz, o kadar çok insanla görüşüyoruz ki bu mazereti kenarda bırakır. Yüzlerce insanla görüşüyoruz, 10 tane akrabamızla ilişki kuramıyoruz. Bu bizim kendi ihmalimiz. Allah Celle Celaluhu bizi eğer bu işe yöneltmişse buna sahip olmak gerekir. Evet. Allah razı olsun hocam. Devam edeceğiz. Yalnız en sevdiğim anlardan biri tüm beşer sesinin durduğu ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın başladığı tamam, an. Tamam. Sevgili izleyiciler, Sahur Bereket programımızda şimdi vahyin sıcaklığını hissedeceğiz. Kıraat, Kur'an-ı Azimüşşan kıraat. Programımız devam ediyor. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin dizinin dibindeyiz. Ve Masum Vanlıoğlu hocamla sohbetimiz devam edecek. Kur'an-ı Azimüşşan'da Mehmet Pervane hocamızdan dinledik. Onun kıraati bu gece sahur bereketindeydi. Değerli hocam,
Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam abdest alırlarken sahabe efendilerimizden de onun o abdest aldığı sudan ellerini yıkayıp yüzlerine sürdüklerini görüyor. Ve Efendimiz neden böyle yapıyorsunuz diye soruyor. Onlar da bereket ve hayır umuyoruz cevabını veriyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de buyuruyor ki Allah ve Resulü'nün sevgisini isteyen, sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Kardeşlik hukukunu, kardeşliği konuştuk. Bir de sürekli birlikte yaşadığımız komşularımız var. Büyük şehirlerde apartmanlar, küçük şehirlerde, bizim büyüdüğümüz yerde müstakil evler vardı, mahalleler vardı. Komşuluk hukuku neden bu kadar önemli ki? Sevgili Peygamber Efendimiz saydığı üç hususun üçüncüsünü komşuluğa ayırıyor. Biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu göndermiş olduğu bütün peygamberlere komşuluk hukukunun korunması emrini de veriyor. Musa Aleyhisselam'a gelen 10 emir içinde komşuluk hukuku vardır. Komşu hakkında kötü düşünmemek, komşunun ırz ve namusuna kötü gözle bakmamak, komşuyu rahatsız etmemek konuları vardır. Dolayısıyla yani başlangıcından itibaren İslam tebliği yapan bütün peygamberler komşuluk hukukuyla baş başadır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kainatın son peygamberi artık. Onun için insan hayatında akrabanın dışında gibi görünse bile akraba kadar yakın olan komşuyu çok önemli bir yere oturtuyor. Eğer insan sürekli akrabalarıyla yaşayacak olsa durum fark eder. Ama öyle bir şansımız yok. Hayatın içinde farklı farklı yerlerde, farklı işlerde, farklı bölgelerde bulunuyoruz. Halbuki her yeni yerde yepyeni yüzlerle tanışıyoruz. Bize itimat etmesi gereken, bizi bağrına basması gereken, bizim de kendisine itimat etmemiz gereken insanlara ihtiyacımız var. Bunlar bizim komşularımız. Cebrail Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu hakkından o kadar çok bahsediyor ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor, Cebrail Aleyhisselam bana komşu hukukunu o kadar anlattı ki, neredeyse komşu komşuya varis olacak diye bekledim. Yani buradan şunu görüyoruz, sadece hadis-i şerifte değil, Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayeti kerimesinde yakın komşuyla ilgilenmek, yakın komşuya sahip çıkmak, onun hak ve hukukunu gözetmek, ona destek olmak gibi çok önemli öğütler ve emirler var. Bu da bize şunu anlatıyor, insan komşusuyla yaşar, insan komşusundan destek alır, yine komşusuna destek verir. Şimdi birlikte, hele modern hayat dediğimiz bu hayatta, eskiden bağımsız evler vardı. İnsanlar birbirlerini çok fazla rahatsız edemezdi. Şimdi kat be kat olan binalarda aynı yerde yaşayan insanlar. İşte apartmanın yönetimi var, sitenin yönetimi var. Birbirleriyle bir şekilde anlaşmaları gerekiyor. Aynı ölçülere göre inanmaları mümkün olsa çok iyi. Ama olmuyor. Kıymetli hocam, şu anda bizim de sürekli programımızda bizim bir komşumuz var. Ankara, ülkenin tamamının komşusu aslında. Evet. Ankara'dan bizi izleyen çok kıymetli izleyicilerimiz imsak vaktine girdiler. Evet. Allah Teala yeni orucunuzu kabul buyursun, liyakatle eylesin, kolaylaştırsın inşallah. Allah hayırlı etsin efendim. Evet kıymetli hocam. Şimdi tabii komşuluk hukukunda birbirini rahatsız etmeyecek şekilde bir hayat yaşamak gerekiyor. Bu hem ahlaken hem davranışlar açısından hem kendi evimizdir dediğimiz yuvanın içindeki ses ve benzerleri açısından. Bazen öyle komşuluk işleri oluyor ki bir tarafın çok rahatsız edici davranışları oluyor. Bu ses olabilir. Aile kendi arasındaki tartışmaları olabilir. Veya ne bileyim yaptıkları yemek çeşidi de olabilir. Yani herkes birbiriyle ortak noktada buluşabileceği bir ölçü belirlemesi gerekiyor. Bazen de bunun ötesinde olur. Gece yarısı saat 2'de 3'te sifonu çekmek olabilir. Yani
Biz şimdi komşuluk deyince işte komşuya kötülük yapmadık, kötü söz söylemedik değil. Yani onun bize söyleyemedikleri var. Bizim de bazen de bizim ona söyleyemediklerimiz var. Birbirimizin hukukunu gözetmeliyiz. Yani işte sabah işe giden, akşam evde yatan, hasta varsa hastasının durumunu düşünen tavırları sergilemeli. Benim bir dostum vardı, Allah rahmet eylesin, bana bir hikaye anlatmıştı. Beni çok etkilemiştir o. Yurt dışına gitmiş, bir yerde kalacak bir evde. Kalmış olduğu evdeki, işte ailece gitmiş, kalmış olduğu evdeki hanımefendi bunlara şöyle söylemiş. Demiş ki, gece, affedersiniz, tuvalet ihtiyacınız olabilir. Tuvalete kalkmanızda problem yok. Yalnız bizim evlerimiz çok ses geçirir. Komşularımız da sabah erkenden işe kalkıp giderler. Gece ihtiyacınız olur da tuvalete giderseniz bırakın koksun, sifonu çekmeyin. Ses yaparsa komşu uyanabilir. Ben böyle bir durdum kaldım. Yani değil mi? Çok enteresan bir durum bu. Şimdi biz de efendim ne olmuş bana katlansın komşum. Ya tabii bana katlansın ama bana katlanacağı her konuyu onun üzerine mi katlayayım ben? Yani tamam hastam olduğunda inleme olursa Allah muhafaza katlansın ama normal şartlarda niçin katlansın? Veya yani evet o çok uç noktada bir örnek hocam sunulan şey. O zaman bu tür şeyler olmaması için de ta en başa mamur etme, yeryüzünü mamur etme, evet. Bir mümin, bir Müslüman yapacağı işleri eğer üst üste bir hayat yaşatacaksa insanlara, o zaman bu insanların birbirine sıkıntı vermeyeceği şekilde işte binalarımızın yapılması. Çünkü bu sevgili Peygamber Efendimiz'in komşuluk hukukundaki hadis-i şerifleri sanki günümüz için daha önemli. Yani dediğiniz gibi müstakil evler, bahçeler sadece yanındaki evle alakalıdır. O da evden içeri girdiği zaman bir sıkıntı yoktur. Ama altlı üstlü oturan insanların birbirine aslında sıkıntı çıkarmıyorumdan ziyade ne kadar onu destekliyorum. Ben bir turne programındaydım ve kızım dünyaya geldi. Allah Teala hepimizin evlatlarını bağışlasın. Ben İstanbul'da yoktum ama komşularım neredeyse tamamı hastane bahçesinde beklediler. Ve bana resimler gönderdiler. Sizin de gözünüz arkada kalmadı. Evet. Benim bir arkadaşım var. Onun bir komşusu vardı bulunduğu bölgede. Komşusu da gayrimüslimdi. Diyor ki biz genciz diyor. İşte çocuğumuz küçük daha yavru. Hastalandı diyor. Bölgeyi bilmiyoruz diyor. Çocuk çok ağlayınca kapıya da gidip vuramadık diyor. Çocuk çok ağlayınca gelmiş hanımefendi kapıya vurmuş. Kuzum ne oldu demiş onlara. İşte çocuk böyle böyle. Bizim bir doktor var hemen ona götürelim demiş. Biz o gecenin o saatinde kime gidebilirdik diyor. Gittik doktora şöyle oldu böyle oldu ihtiyacımızı gördük. Şimdi komşunun dindar olanını tercih edip bulabilirse Müslüman olanını tamam ama fark etmez ki sonuçta komşuluk Efendimiz komşuluk. Aleyhisselatü Vesselam evet. Müslüman komşu diye bir kayıt koymamış. Koymuyor. Nitekim Medine'de Müslüman olmayan komşular da var. Önemli olan komşunun komşuya zarar vermemesi. Biliyorsunuz Medine evleri böyle bizim İstanbul'un evleri gibi bitişik nizamdı o zaman. Bitişik nizam olan evlerin arkasında bahçeleri var. Çoğunlukla bitişik nizam. Bu evlerin bir kısım atık suları var. En büyük problem bu. Sokağa mı akacak, bahçede kontrol altına mı alınacak? Aleyhissalatü vesselamın vurguladığı konular bunlar. Birbirinizi rahatsız etmeyin, birbirinize sıkıntı çıkartmayın. Biz şimdi tabii şu komşuyu unutuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deki ilk komşusu kim? Eyüp Sultan Hazretleri. Evet. Eyüp Sultan Hazretleri iki katlı evi var. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun evine misafir olunca hanımına Eyüp Sultan Hazretleri diyor ki biz diyor alt katta oturalım. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı üst kata alalım.
Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, biz alt katta kalalım, siz yukarıda kalın. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki biz komşuluk yapacağız. Söz oraya getiriyor. Bana çok gelen giden olur, sizi rahatsız ederler. Ben alt katta kalayım, siz yukarıda kalın. Birinci başlangıç bu. Evet. İkincisi, Eyüp Sultan Hazretleri de 6 veya 8 aylık komşuluğu esnasında ki Efendimiz onun misafiri, üst katta ellerini yıkamak için suyu kabın içine dökerlerken o kadar hassas davranıyorlar ki ses aşağıda duyulmasın. Şimdi hangimiz bunu dikkat etmemiz gerekiyor? Madem ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bunu öğütlüyor, öyleyse bu yönde olmamız lazım. Apartmanın kapısını küt diye çalmak, bağıra bağıra geçmek, kabadayılık yapmak, bunlar yok. Karşılıklı bir ölçü var. Bu binada birlikte yaşıyorsak veya bu sitede birlikte yaşıyorsak birbirimizin hukukunu gözetmeliyiz. Sonra daha ötesi var. Şimdi komşuluk öyle bir yere geldi ki aynı binada yaşıyoruz. Aynı yere aidat ödüyoruz. Ama kimse kimseyi tanımıyor. Bir arkadaşımı ziyarete gittim. Böyle yüksek katlı binalardan birine. Her katta da 6 tane daire var. Neredeyse her kat bir apartman eski tabirle. Evet. Asansörün önünde bekliyoruz. Genç bir arkadaş geldi böyle. Elinde de fileler var. Belli ki market alışverişini yapmış. Birlikte bindik asansöre. Ben selam verdim ona. Baktım ki o işte 18. kata mı ne çıkıyor? Ben de 14'e çıkıyorum. Dedim bak kardeşim, ben böyle dedim 14 kat çıkana kadar susarak gidebilecek bir adam değilim. Ben hocayım dedim. Sen kimsin? Nerelisin? Ben filanım, şuralıyım. Şu işle meşgulüm. Anlat dedim. Böyle durdu baktı bana. Hocam dedi, bana ilk defa dedi bu apartmanda birisi selam veriyor ve benimle konuşuyor. Bizde dedi böyle bir konuşma yok. Şimdi acaba mecburiyetten mi yoksa yabancılaşmadan mı? Bazen yani insanlar tedirgin oluyor, kaçıyor, tanışmak istemiyor. Bazen de yabancılaşıyor. İyi ama yani Allah muhafaza işte depremi gördük. Allah oradaki kardeşlerimize kolaylık versin. Amin. Hepimizin imtihanı, sadece onların imtihanı değil o. Onlar bu sıkıntıyla karşılaştı. Biz burada gece gündüz öldük öldük, dirildik üzüntümüzden, gittik o bölgelere. Şimdi komşu komşuya sahip çıkıyor yine. Komşu yoksa ne olabilir? Bunların hepsini gördük. Şimdi Yunanistan'da veya Bulgaristan'da sıkıntı olduğu zaman bizim kapıdan geliyorlar, bizden ucuz ürünleri alıyorlar. Komşu, devletlerin bile komşuluğu bambaşka bir komşuluk. Müslüman bu cepheden bakarsa kendi komşusunu seçmeye çalışmalı. Önce bu çok önemli. Biz, ev alma komşu al. Evet, ev alma komşu al. Çünkü komşu komşunun külüne muhtaçtır sözü var. İyi bir komşumuz varsa bizim namazımız da kolay olur, kazancımız da temiz olur, çocuklarımızın ahlaki olarak yetişmesi de daha disiplinli olur. Biz de hatta o komşularla olan münasebetimizde bir nevi akraba haline geliriz. Çünkü komşu komşunun evine akrabadan daha çok girip çıkıyor. Evet. Hanımefendiler birbiriyle görüşüyorlar, Kur'an-ı Kerim günleri yapıyorlar, orada hatimler okuyorlar. Herhangi bir cenaze olduğunda bizimle akrabalarımız bir müddet duruyor, sonra gitmek durumundalar. Evet. Ama komşu bir yanı başımızda gitmiyor. İlk defa sahip çıkacak olan kişi oluyor. Dolayısıyla bu açıdan komşuluk hukukunu korumak ama daha önemlisi iyi komşu olmak ve iyi komşu evet. seçmek gerekiyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri der ki böyle eğer bir dost bulamıyorsan o zaman sen iyi bir dost ol da başkası bulsun. Doğru. Sen bulamıyorsan eğer. Evet. Şöyle diyelim, Allah Teala hoşnut olduğu bir şekilde bizi yaşatsın. Amin. İnşallah. Bizi nasıl görmeyi murad ediyorsa o şekilde bu Ramazan-ı Şerif'ten istifade edelim. Kıymetli hocam, biz de artık İstanbul'un 10. gününün orucuna niyetine yaklaşıyoruz. Çok kısa bir süremiz kaldı. Ben Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür hizmeti ve İbrahim Halil Üçer hocamızın hazırlamış olduğu İslam Düşünce Atlası isimli 6 ciltten oluşan bu kitabı gecemizin bizi hatırlamanız için gecemizin bir hediyesi
olarak sizlere takdim edeceğim. Ve sizden ezana kadar sizin duanıza amin diyerek yeni orucumuza niyet edelim. Ben ama yarınki sahur programını, konuğunu sevgili izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Profesör Doktor Nurullah Genç hocam stüdyo misafirimiz olacak ve Anadolu irfanını inşallah konuşacağız. Bugün de Masum Vanlıoğlu hocamla birlikteydik. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Ve şimdi kendimi onun duasına amin demeye hazırlıyorum. Buyurun hocam. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ım, verdiğin nimetlere hamdolsun. Sunmuş olduğun özgürlüğe, sıhhate, huzur ve saadete şükürler olsun. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eyle. Tutacak olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Milletimize, memleketimize birlik ve beraberlik ihsan eyle. Evlatlarımızı hayırlı eyle. Onlara da, bizlere de huzurlu ömürler nasip eyle. Deprem felaketinde şehit olan kardeşlerimizin mekanını cennet eyle. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle. El açıp amin diyen kardeşlerimizin hayırlı ne muratları var ise ihsan eyle. Bizleri huzuruna iyi bir mümin olarak kabul eyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.